na na na, Selena, Selena, Selena. Zavallı kardeşim. Annemizi çok özlüyor. Ya aslında bu aralar ben de çok özlüyorum onu. Ya her gece rüyamda annemle babamı görüyorum. Ben de. Hatta onları her görüşümde gerçekmiş gibi. Sanki onlardan hiç ayrılmayacakmışız gibi geliyor. Ama sabah uyanınca gidiyorlar. Bazen keşke hiç uyanmasam dediğim rüyalar oluyor. Neyse ki onları rüyamızda görebiliyoruz. Yoksa hiç göremezdik. Yatalım mı artık? Belki yine onları rüyamızda görürüz. İyi geceler anneciğim. İyi geceler babacığım. Bana zarar vermemek için kendi hayatından vazgeçecektin. Ama bilmiyorsun ki, eğer sana bir şey olsaydı ben o zaman ölürdüm. Acaba Yüce onun hafızanı silebildi mi? Of, senden bu kadar büyük sırlar saklamak emin ol benim için daha zor aşkım. Ama göreceksin, gün gelecek sana kendimle ilgili her şeyi anlatacağım. Ve umarım o gün geldiğinde, hakkımdaki tüm gerçekleri öğrendiğinde beni yine bugünkü kadar seversin. Geçmiş olsun. Biz asayiş şubesinden geliyoruz. Bıçakla yaralama sonucu yaralanan kişi. İsmi neydi? Burak Kocataş. Bu beyefendi değil mi? Evet. Evet siz? Ben Selena. Kız arkadaşıyım. Anlıyorum Selena Hanım. Hastane kayıtlarına göre yaralanma bir kapkaç girişimi sonucu olmuş. Evet. De yani... Ben tam olarak sizin neden burada bulunduğunuzu anlayamadım. Yaralanma türü vakalarda yaptığımız rutin bir uygulama bu. Hastanın ve varsa yakınlarının ifadelerini alırız olay hakkında. Burak Bey'le yakın zamanda hiç tartıştınız mı? Nasıl? Bayağı işte. Aranızda bir tartışma, huzursuzluk benzeri bir şey yaşandı mı? Pardon ama yani neden bunları soruyorsunuz anlamıyorum. Bütün olasılıkları değerlendirmek zorundayız hanımefendi. Bir dakika, ne yani? Sevgilimi benim bıçakladığımı ima etmeye çalışıyorsunuz? Doktorlar yaranın sıradan bir bıçak yarası olmadığını, yara üzerinde yanık izlerine de rastlandığını söylediler. Bayanların kendilerini savunmak için kullandıkları şok cihazlarından kaynaklanabilecek yanıklara benziyordu ondan. Ben kapkaç hakkındaki bildiğim her şeyi anlattım. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Belki beyefendi farklı bir şeyler söyler. Burak daha uyanmadı. Kendine gelmedi bile. Selena? Heh, uyandı işte. Demek daha birkaç gün önce ciddi bir tartışma yaşadınız Selena Hanım'la. Evet. Geçen gün sinemaya gittik. Hangi filme gireceğimize karar veremedik. Ben aksiyon izleyelim istedim. Selena duygusal komedi. Biraz tartıştık. Sonunda da normal olarak Selena'nın istediği oldu. Beni de heyecanlandırdı gerizekalı. Söyleye söyleye bunu mu söyledin polislere? Yücunos bunun hafızasını silmiş belli. Zaten gerizekalıydı, iyice beyni süngere dönmüş. Affedersiniz ama niye böyle bir soru sordunuz? Canım memur beyler seni bıçaklayanın ben olup olmadığımı merak ediyorlar. O yüzden bu sorgulama. Kim? Selena mı? Yapmayın beyefendi. Şu an başım çok ağrıyor. Nasıl yaralandığımı bile hatırlamıyorum. Ama emin olduğum bir şey var. O da Selena'nın beni bırakın yaralamayı... Tırnağıma zarar gelse oturup ağlayacak kadar çok sevdiği. Peki o zaman biz de kapkaç olarak geçiyoruz bunu tutana. Zaten bu aralar çok sık oluyor. Geçmiş olsun size. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Aşkım sen iyisin değil mi? Sana da bir zarar vermedi ya kapkaççılar. Hayır ben çok iyiyim. Sen yanımdaydın. Korudun beni.